Ben Seyran Ateş, Gülderen Mahallesi vatandaşıyım. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık, felaket yaşadık. Bu felakette Antakya ili ve etrafındaki, kırsaldaki yaşayan bütün vatandaşlarımız, bütün yurttaşlarımız bundan zarar gördü. Kısmi olarak benim buradaki mahallemdeki şu Estos vesaire yurttaşlarımız da şey oldu, bundan zarar gördü. Evleri ağır hasarlı olanlar var. Hasarsız olan çok sayıda ev var. Akabinde hasar gören yurttaşlarımız, eş dost akrabalarımız tabii ki sağlam olan akrabalarının, tanıdıklarının yanına sığındılar. Görmüş olduğunuz arkadaki ev de ben bunu daha önce yaşamış olduğum Gölcük, İzmit ve Düzce depreminden dolayı, o zamanlar üniversitedeydim, yaşadığım deneyimden, kötü deneyimden dolayı ben bunu yapı kullanımlara, deprem yönetmeliğine, bütün izinler ve belediyeden izinler, yapı kullanım belgesini alarak müfredatlara uygun bir şekilde yaptım ve depremden herhangi bir hasar almadan depremi atlattık. Depremi atlattık. Akabinden eş dost akrabalar bize sığındılar. Şu an 20-25 kişi bu evi kullanıyoruz. Buna benzer etrafta onlarca ev var. Benzer sağlam kalıpta benim durumum gibi eş dostunu misafir eden köy vatandaşımız. Hal bu durumdayken Cuma günü öğreniyoruz ki o hal kapsamında kanun hükmü kararname ile burası acil kamulaştırmaya gitmiş. Tabii ki bunu şoku, deprem şokunu atlatmam, böyle bir şok yaşamamız bizi çok 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 depremden daha fazla şey yapmış, sarsmıştır, üzmüştür, çaresizliğe gitmiştir. Biz devletten bu yönde depremden dolayı yardım beklerken devletin bu bizim arsalarımızı, sağlam evlerimizi kamulaştırması kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu hususta depremden dolayı bize yardım gelmesi gerekirken, efendimizin konteynerler, gıdalar, temizlik ve benzeri şeyleri bu bir yana bıraktı, gelmedi. Aksine biz bu kamulaştırmayla daha fazla mağdur edildik. Depremin yıkamadığı evlerimizi şu an devlet değişik gerekçelerle bizden elip başımıza yıkmaya çalışıyor. Ben Vecide Atahan. Doğma büyüme bu köyde doğup büyüdüm. Deprem evimi götürdü. Bahçem var. Ben kendim ellerimle bir kadın olarak 200-300'den fazla ağaç diktim. 250'den fazla zeytin ağacım var. İşte arkamda duruyor. Diğer portakal olsun, limon olsun, yani insan hangi meyveden yiyorsa hepsinden ekmişim. Şimdi hiç kimsenin haberi olmadan bizim malımıza el konuldu. Benim çadır kuracak yerim kalmadı. Ben bu köyden nereye gideyim? Ben bu köyden başka bir yerde yaşayamam. Bu köyde doğdum, bu köyde öleceğim. Beni bir yere göndermesinler. Yani nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Yani ne yiyebiliyoruz, ne oturabiliyoruz, ne içebiliyoruz? Ne artık hiçbir yer bire sığmıyor. Sesimizi birileri duysun. Bu derdimize bir çare bulunsun. Ricamız. Yani artık konuşacak ne kelime bulabiliyoruz, ne söyleyecek söz buluyoruz. Daha depremin etkisinden çıkmamışız. Üstüne bu daha da bizi derbeder etti. Düşünmekten yani kalp krizi geçirip gideceğiz. Başka bir çaresi yok. Öyle görüyorum. Bu yani bu olaya bir çare bulunmadıktan sonra. Talebim ben bu köyden gitmek istemiyorum. Benim malım bana kalsın istiyorum. Ben nereye gideyim? Çadırımı kuracak yerim yok. Bu bahçemden başka. Talebimin bu. Hiçbir Allah'ın kulu gelip de bize bir söz söylenmedi. Nereye gideceğimiz, ne yapılacak, ne olacak, hiç kimsenin haberi yok. İşte böyle yalnız kendi kendimize ne yapabiliriz? Oturmuşuz, öyle gidiyoruz, böyle geliyoruz ama ne yol gösteren var, ne çare bulan var, ne bir şey var. Ben Merkez ilçeye bağlı Gülderen Mahalle Muhtarıyım.
99 seçimlerinden bugüne kadar görevimiz devam ediyor. Tabii asrın en ağır felaketini yaşadı. Helali Antakya yerle bir oldu. Bizim buralar dağ eteği. Buraya gelince depremin etkisi biraz daha az oldu. Yaklaşık binalarımızın %50'si ağır hasarlı oldu. Tabii Antakya'da evsiz kalanlar da Gülderen'e yerleşmek için geldi. Çadır aldı bizlerden, gıda maddesi. Bu konuda depremde bizi yalnız bırakmayan bütün Anadolu insanına, devlet, kim varsa sivil toplum örgütleri, belediyeler, hepsine teşekkür ediyoruz. Fakat en son etapta depremin ardından bizim mahallede bir istimlak olayı oldu. Bizimle hiç kimse konuşmadan 61 parsele el konduğunu biz resmi gazetede yayınlandıktan sonra gördük. Tabii vatandaş haklı olarak burada evi sağlam olan insanlar var. Parselasyon yapılmış. 100-150 yıldır burada insanlarımız yaşıyor. Acaba bir belirsizlik var. Ya devlet ne düşünüyor? Veya devlet erkeği ne yapıyor? Niye bu evlerimizi alıyor? Sokağa mı atacak? Bizi buradan mı çıkaracak? Hastane adı altında farklı şeyler mi olacak? Burada insanlar haklı olarak bir tedirginlik yaşıyor. Kimse bu tedirginliklerini gidermek için bu insanlara mallarıyla, mülkleriyle ilgili bir soru bile sormadı. Muhtarları olarak bana da kimse gelip de ya biz böyle bir şey yapacağız, bu insanlar ne der, nereye gider, ne yer, ne içer, bunları sormadılar. Şimdi hukuk, adalet her şeyin önünde gelir. Bir ülkede adalet, hak, hukuk yoksa tabii her şeyi insanlar kaygıyla, her konuya kaygıyla bakar ve haklıdır da. Bizim yetkililerden istirhamımız, talebimiz gelsinler bir an önce bu insanlardan bir konuşsunlar. Bu insanlar neye tepki gösteriyor bu kadar? Nedir sorunları? Onu sorma gereği bile duymadan deprem oldu, bu insanları ikinci bir depremle sarsıyorlar. İnsanlar gece gündüz ağlayarak benim muhtarlığa geliyor, muhtarım ne yapacağız diyor. Şimdi bunun çözümü nedir? İnsanları evinden yurdundan biz başkasına ev yapacağız veya hastane yapacağız derken bu insanları rencide etmenin kimseye bir getirisi yok. Arazimiz var yukarıda, mülkiyeti devlete ait. Hazine ve orman, devlet oraları kullandı. Mülkiyeti kendisine ait olan yerleri de kullanabilir. Biz yerel halkız ve burada üretimle uğraşıyoruz. Bizim derdimiz baba ata toprağı olan bu yerleri öyle sen çekil başkasını koyacağım yerine mantığını asla ve kata kabul etmiyoruz. Onun için ilgililerden istirhamımız gelsinler buraya bizimle görüşsünler. Amaçları ne? Bu insanlara bir güven versinler. Bir güven versinler. Desinler ki kardeşim ben şu şartlarda mecbur kaldım. Onun için istimlak ediyorum. Ya benim planım şudur. Seni alıp şuraya koyacağım. Seni alıp buraya yerleştireceğim. Yani böyle bir şey yok. Ben yaptım, oldu, bitti. Oldu bittiden olmaz bu işler. Peki.